Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Bir Kıbrıs Üçgeni programına daha hoş geldiniz. Bu akşam sizin ilginizi çekecek bir başka konuya daha değineceğiz. Bu akşam bizler Kıbrıslı Türklerin köklerini Anadolu'da araştıracağız. İkinci Selim'in fermanıyla 1572'de hangi yörelerden kimler gelmiş, hangi aileler gelmiş, o yörelerde kullanılan Türkçe kelimeler hala günümüzde arada neredeyse 550 sene geçtik, 450 sene geçtikten sonra hala daha bize uyumlu olan kelimeler nerede var, hangileri var, geleneklerimiz, bütün bunları bu akşam kadim dostum Doçent Doktor Nazım Beratlı ile birlikte sizin bilginize getireceğiz. Aramızda bazıları var, çıkar benim köklerim bilmem neresidir der. Hiç ipe sapa gelmeyen yerler, milletler, ırkları söylerler. Biz bu akşam size işin doğrusunu aktaracağız. Sözüm Nazım Bey'de. Teşekkür ederim. Gene öncelikle sana, sonra izleyenlere, herkese hep beraber iyi akşamlar dileyerek söze başlayalım. Şimdi o bahsettiğin meseleden hemen konuşmak isterim. Yani o gün İtalyan zannedenine her ırklığına uğratacağım. Lusignan zanneder kendini, İtalyan zanneder. Onu konuşuruz, bitince konu. En sonunda onu konuşalım. Konuşalım, lütfen konuşalım. Şimdi 1992'den beri ben kayıtlarıyla, mühim defterleriyle evet. Bu konuyu yazmaktayım. Kıbrıs Türklerin Tarihi Cilt 2 de yazmıştım ilk defa. Evet. Sonra birkaç sene önce Türkiye'de çıkan Kıbrıs Türklerin Kökenleri ve Bektaşilik isimli kitabımda yazdım. Evet. Şu anda üniversitede verdiğim Kıbrıs tarihi, Kıbrıs Türk tarihi derslerini anlatmaktayım. Ne kadar iyi ediyorsun. Evet. Ve teşekkür ederim. Ve bu derslerimi de biliyorsun sen de. Videoya çekip YouTube'da da paylaşmaktayım. Evet. KİS bu Kıbrıs Türk tarihi diye yazsınlar. 6 ders verdik bugüne kadar. Çok ama iyi ettin Nazım. Bütün üniversitelerimizin bunu yapması lazım. Evet. Bizde de var. Kıbrıs ilimde de var. Ben o iddiadayım. Yapması lazım. Oryantasyon programında Türkiye'nin gelen şarkıcıları çıkartma, göbek attırmak oryantasyon değildir. Evet. Önce bunu bir şey yapalım. Biz oryante oluruz belki o şarkıcıyla. Ama öğrencinin bir şey oryante olduğu yok. Olduğu yoktur, evet. Evet. Dolayısıyla geldikleri memleketi nasıl bir memleket olduğunu bilmeleri Türkiye'den gelen gençlerin önemli. Hele hele böyle eksik artık konuşan bir takımda nasıl söyleyeyim, sisteme karşı olmakla topluma karşı olmayı, birbirine karışan bir çevre var. Evet, evet. Aynen öyle. Yarı bilinçli, yarı bilinçli. Daha doğrusu bilinçsiz bir şey bilmiyor ama bildiğini zannediyor. Ve ayrıcalıklı olduğunu düşünüyor. Ve öyle zannediyor. Zannediyor ki bir İtalyan mesela bir Türk'ten daha şerefli değil. Öyle zannediyor. Evet. Ve benim İtalyanlı deyince bir şey kazandığını zannediyor. Gelir onlara. Hep konuşacağız onları. Hep konuşacağız tabii ki. Şimdi Kıbrıs'a göçmen gönderip iskan etmeye yönelik ilk ferman 2. Selim'in 20 Eylül 1571 tarihli fermandır. Evet. Maus alındı 1 Ağustos'a. Bir buçuk ay sonra 2. Selim oturdu. Kapıyı bir ferman yayınladı. Bu adanın şenlendirilmesi için oraya bir şeyi de saydı. 2. Selim ekranımızda, evet, şu anda. Anadolu. 2. Selim'i göreceğiz ekranda. Anadolu, Rum, Dülkadiriye ve Karaman kadılarına yazılmıştır ferman. Evet, fermanı da görelim. İşte ferman burada. Şimdi fermanın birinci sayfası bu. Bu bugünkü adıyla Anadolu dediğinde Kütahya vilayetini kastediyor. Evet. Rum dediğinde Sivas yöresini kastediyor. Karaman zaten eski Karamanoğulları beyliği toprağıdır. Dülkadiriye de Maraş bölgesini. Evet. Kastediyor. Bu da ikinci sayfası. Evet. Evet. Şimdi ben tabii göremiyorum şeyi. Evet, güzel. O çok meşhur olan kısım vardı ya, her 10 haneden bir hane meselesi. Evet. O ayrıca diye bir başka paragraftır. Asıl getirdim, Türkçesini getirdim. Şimdi okuyacağız onu birazdan. Şimdi asıl göçürülmesi emredilenler, biz tarihi değerlendirirken bugünkü
anlayışlara değerlendirmeye kalkıp hatalar yapıyoruz. Yani örneğin diyor ki yukarı canipte irtibatı olanlar diyor. Evet. Yukarı canibi biz dağlık yerde oturanlar diye çeviriyoruz. Düşünüyoruz. Evet. Oysa yukarı canip 16. yüzyılda Osmanlı'nın İran'a verdiği isimdir. Efendim, Luristan yerde yaşayanlar, Luristan taşlık demektir. Bunu da tarlası taşlı olanlar diye tercüme ettik yıllarca. Evet. Oysa Taşeli Yarımadası'nı kastediyor. Evet. Taşlık yer, Taşeli Yarımadası'nın adıdır. Evet. Efendim, oturduğu yerin nüfusuna kayıt olmayanlar, yeni göçebeler. Yörükler. Efendim, Yörüklere özel göndermiş. İkinci Selim demiş ki ya bunların onu, yeri yurdu yok göndereyim. Onu, yerleri yurtlar olsun. İkinci dalgada onu bir daha ele alırız. Evet. Ve buna bağlı olarak yani bu kitabımda şey olarak çalıştım. Ayrıntılarıyla çalıştım. Gelen obaların tarihlerini de anlatarak yani. Çok iyi ettin. Orta Asya'dan alıp da gelerek Şam doğuma. Evet. Tarihini 1073'te buldum. Yani daha Manas İç Savaşı'ndan önce. Evet. Ben buldum geldim. Falan. Şimdi ilk bu fermana bağlı olarak aslında Osmanlı İskan siyasetini bilmemiz lazım. Cengiz Orhanlı'nın muhteşem bir doktora tezi var bu hususta. Osmanlı İskan siyaseti diye. Fethedilen yeni bir yere ekonomik hayatı canlandırmak için, üretimi artırmak için şenlendirme diye bir politikası var Osmanlı'nın. Evet. Nüfus aktarır. Evet. Harımı geliştirir. Geliştirmek nüfus için. Aktarır. Çünkü ana öge tarımdır. Ama zanaatları ve sanayiyi de geliştirecek. Nüfus aktarır. Yani işte babutçu, bilmem Semerci, yorgancı, köfüncü. Yani onlar da sanayi erbabıdır. Evet. Evet. Şimdi bu amaçla adaya gönderilmesi planlanan insanlar ilk gemi 22 Eylül 1572 tarihinde adıyla şanıyla tarihiyle biliyoruz. 52 gün sonra. Mavusan'ın alınışından 52 gün sonra. Taşucu iskelesinden kalkıp Girne iskelesine gelerek bir miktar sanayi erbabı çıkarmıştır. Efendim bunlar ilk gemiden bir sene sonra, 22.572 bir sene sonra. Evet. Bu gemiden 20 dokumacı, 2 çizme yapımcısı, 1 şilingir, 1 ahçı, 5 demirci, 4 hamamcı, 9 ayakkabı yapımcısı, 1 silah yapımcısı, 5 tabak, 2 tacir, 7 terzi, 2 keçeci, 1 nalban, 1 halıcı, 1 de taşçı ustası ve bunların aileleri çıktı. İlk gelen gemi. Tabak kim? Deri yapanlar. Deri işleyenler. Evet. Tabak deriyi tetikleyen evet. Diyelim. Evet. 2 Kasım 1572 gününe kadar yani bir ay içerisinde 672 aile evet. Geldi. Bunlar söyleyelim haritayı sen göstereceksin ama Mamuriye, Silindi, bugünkü Gazi Paşa, evet. Ermenek, Mut, Gülnar ve Silifke'den geldiler. Şimdi liste burada. Liste ekranda. Şimdi evet. Ailelerin listesi şimdi ekranda. Buradaki listede bakarsak, yani ben bunları haritaya da işledim gelmeden. Şimdi göreceğiz. Aksaray'dan 225 aile. Şimdi onlar bu liste bende de var, evet. Beyşehir'den 262 aile. Evet. Seydişehir'den 202 aile. Evet. Endügi, yeni ismini söyleyeceğim Endügi'nin, 145 aile. Develihisar, 197 aile. Evet. Bu Mühimme Defteri'nde geçen isimler. Evet. Ürgüp'ten 64 aile. Koçhisar'dan 88 aile, Niğde'den 172 aile, Niğde Bor'dan 69 aile, Ilgın'dan 48 aile, İshaklı'dan 87 aile, söyleyeceğim İshaklı'nın neresi olduğunu ve Akşehir'den de 130 aile. Toplam evet. 1689 aile. Evet. Bunlar 22-21 Eylül 1572'de gelen grubu oluşturan aileler. Şimdi bunlar. Şimdi bu ailelerin 777'si gönüllüdür. Evet. Geriye kalanlar emir komutan gönderilmiş. Evet. Onun da çevirisi yanımdadır benim. Okuyacağız onu da. Efendim 3000
354 aile sanayi erbabıdır. Evet. Gerisi tarım yapmak üzere gönderilmiştir. Bunların hepsi sanatkar. Yani ha, hepsi çalışan, üreten. Evet. Şimdi adayan medeniyeti getiren insanlar. Şimdi yıl sonuna kadar 5720 aile göndermesi planlanmıştı. Ama 1689 aile gönderilebildi 1572 yılında. Evet. Bu göç peyderpey devam etti tabii. Şimdi Osmanlı nüfus yapısına göre ve Osmanlı sosyal nizamına göre aslında her etnik kökenden, her dinden de Osmanlı tebaları gönderilebilirdi. Ama 2551 numaralı mevkuat defterinden öğrendiğimize göre gönderilenlerin tümünün de Türk ve Müslüman olmasına dikkat edilmiştir. Evet, şimdi kesinlikle. 2551 numaralı mevkuat defterini yazarken Osmanlılar... Şimdi efendim, ekrana yöreyi koydum. Ha. Yani bu küçük haritadır. Birazdan büyüteceğim. Evet. Şimdi İç Anadolu'nun etrafına bakarsak orada kırmızı kırmızı noktalar var. Evet. O noktalar kimlerin nereden geldiğini, bakın nereden yoğunlaştığını gösteriyor. Evet. Haritayı büyüteyim. Bakın şimdi harita büyüdü. İshaklı, Afyonkarahisar'da, Afyonkarahisar ilinin içinde bir kasaba. Akşehir, Ilgın, Beyşehir, Seydişehir, Aksaray'ın kendisi, Niğde, Bor, Kayseri'den Develihisar. Benim ailemin 16. yüzyılda geldiği yerdir. Evet. Develihisar, Ürgüp ve Endügi demiştik listede. Evet, orası Kırşehir'in Engürü kasabası. Ha. Orası Ankara değil yani. Yok, Ankara değil. Sanırım Engürü'dür o galiba. Evet. Bu Kırşehir'in hemen güneyinde bir kasabadır. Adı Engürü'dür. Şu günkü adı Engürü'dür. O günkü adı Endügi'dir. Evet. Ve Koçhisar. Koçhisar neresi? Şerefli Koçhisar'ın kendisi. Evet. Şimdi haritaya baktığımız vakit zaten atalarımızın nereden geldikleri aslında tamamen Karaman yöresidir burası. Bakın en altta sarı olan bölümün en güneyi, en alttakinin adı Karaman'dır. Aslında evet, o dönemin Karaman bölgesinden gelmiş. Şimdi Karamanoğulları Beyliği arazisi diye zaten çok büyük bir başyapıtı olan Faruk Sümer Oğuzlar diye bir başyapıtı evet, var. Faruk Sümer zaten Karamanoğulları Beyliği arazisinden ve bugünkü Çukura Yörüklerinin akrabaları diye tanımlar. Evet. Bu ilk dalgadır. 12'nin aile göçürülmesi planlanmıştı. Fakat 8000 gelebilmiş ancak. Evet. Üçte biri kaçtı dağlara çünkü. Yörük öyle durmaz, yakalayasın ya. Şey götüresin kendini. Gemiye bindirip başka bir yere gönderirsin. 1581'de adayı ziyaret eden Vatikan adına gözlem yapmaya gelen Rahip Dandini de. Evet. Exata Cipria'da. Çevirisini ben yaptıydım Dandini'nin. Evet. Evet. Diyor ki adada 12.000 Türk yaşamaktadır. Şimdi belli oluyor ki resmi makamlardan almış rakamı. 12.000 evet, aile gönderilmesi planlanmıştı. Ama 8.000 gönderilebilmişti. O da 12.000 Türk derken o zaman anlayışında nüfus sayımı aile reislerinden ibarettir. Evet. Yani 12.000 Türklerinde 12.000 aile reisinden bahseder. Ortalama 4'ten koysan 48.000 eder. Evet, evet. Bunu 4 ile çarpsanız 48.000. 48.000 eder. 5 ile çarpsanız 60.000 eder. Yani 3 çocuğu varsa. Evet. Ondan sonra bu birinci dalgadır sevgili dostum. Bir de ikinci dalga var. 1699'dan başlayıp da 1745'e kadar devam eden. Şimdi 1699'da Karlovç Anlaşması oldu. Osmanlı ilk defa toprak kaybedince. Evet. Niye biz bu toprağı kaybettik diye değerlendirme oturduklarında karşı tarafın ordusunun daha müşellah olduğu ve daha iyi teknoloji kullandığı tespiti yapıldı. Bunun da Avusturya ordusunun ekonomik durumunun, ülkenin ekonomik durumunun daha iyi olması hasebiyle daha çok masraf oluşturduğu ve ondan dolayı daha üst bir teknoloji kullanabildiği meydana çıkınca Osmanlı da kendi ekonomik girdilerini, vergi girdilerini arttırmak için tarımı geliştirme politikası gütmeye karar verdi ve buna bağlı olarak 1700 yılında, yani yenilgiden bir yıl sonra
bütün yörüklerini iskan edilmiş. Evet. Karar çıktı. Ve bunda gene yani bunları laftan söylemiyorum. Nereden aldığımı kitapta var hepsinin kaynakları. Mühim elefte diyor. Ve yörüklerin tümünün Kıbrıs'a sürülmesine bir emir çıktı. Fakat yörükler tabii bugün bile dinlemezler böyle bir emir çıksa. Bastılar Rakka'ya gittiler. Bugünkü Rakka var ya Suriye'de. Evet. Oraya kaç, çöle kaçtılar yani. Yakalanamadılar. Barış Pınarı Harekatı'nın evet, olduğu yöre. Evet, evet. Sayısız ferman vardır bu hususta. Bakıyorum, evet. Çetin Yetkin'de bulmuşum bunları. Şimdi 1702 yılında ilk defa bu şey geldi. İlk yörük sürgünü geldi. Evet. 1702. Bunlar Niğde, Bor, Ürgüp, Ereğli, Güngördü, Delili ve Kırıntılı'da yaşayan yörükler. Yörüklerdir. Ve Rakka'ya kaçıp da yanılıp geri gelenlerden yakalanabilenler. Ayaş'tan gemileri indirilmişler ve Kıbrıs'a gönderilmişler. 1713'te yeni bir dalga gönderildi. Şamlı, Karahacılı, Eski Yörük, Gediklü, Tostaklı, Kiselioğlu, Patralı, Cerit, Saçkara, Sendil ve Solak lobalarından gelmişler. Toplam 1745-27'de bir dalga daha geliyor. Buralar hep tabii Karaman bölgeleri. Karaman bölgesi. Hep Karaman evet. bölgeleri. Yani Konya'nın güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun Ankara ile olan arasındaki kısım. Sivas'ın alt tarafındaki uzun yayla ki bugün Kayseri evet. Vilayetinde evet. kalıyor. Bunların yaylağı, uzun yayla, kışlağı Şam idi. Onun için Şamlı diye isim var oymalarda. 1727'de Şehli, Hardal, Paşmaklı, Yazılı, Hacıysalı, Tataroğlu, Kaçar, Horzum oymakları geldi. 1727'de 1713'ü okuduk. Evet. Ve 1741'e kadar bu sürgünün devam ettiğini biliyoruz. Mesela evet, evet. Ki Bozdoğan zamanından beri, yani Bozdoğan yörüklerinden göçürülmüşü 1570'ten beri yörük de gönderiliyordu. Bu 2480 hane, 2468 hane de bu şekilde gönderildi. 8000 artı 2468, 10.500 haneden bahsediyoruz. Çarp 4 ile 40.000 nüfus. Aşağı yukarı 42.000. 5'te çarparsam 60.000 nüfus. 60.000 evet. evet. Şimdi bazı arkadaşlar şu göynüleri kabul etmez bunu kabul etsinler. Ama geri giden geri gitmek varit değildi çünkü gönderirken fetva alınmıştı ki belasından kurtulmak üzere yörüğün Kıbrıs'a sürülmesi caiz midir? Cevap caizdir. Caizdir evet. Kaçar geri gelirse katli vacip midir? Vacip. Cevap vaciptir. Geri gittin kellen gidiyordu. Onun için kaçıp geri gidemiyordun. Evet. Evet. Ha. Onun için bu gelen nüfustan kaçıp da geri gittiği zannedilenler biraz önce bahsettiğim iki Kiselioğlu oymağından iki geminin reislerini öldürüp yoldan kaçanlardır. Kıbrıs'a gittikten sonra değil. Yoldan evet. kaçanlardır. Ki Bey Dağları'nda yaşıyorlar bugün. Ve Aydın Dağları'nda yaşıyorlar Ege'de. Ve hulasa özetlediğimiz zaman bunu Kütahya'dan başlayarak efendim Muğla'ya inin. Muğla'dan Denizli, Isparta, Burdur, İnişa, Antalya, evet. Teke Yarımadası, Taşeli Yarımadası, çıkın yukarı Mersin, Adana, Maraş ve Maraş'tan yukarı Çorum'a doğru bir yay cizin uzun yaylanın altına kadar yani Kayseri'nin sırasının altındaki uzun yaylaya kadar bir böyle yarım ay cizin ve denilebilir ki Torosların kuzey eteklerinde yaşayan toplam 8.2460 daha 10.460 hane yörük adıyla, şanıyla, kaydıyla, kuyduyla zaptı tutularak Kıbrıs'a gönderilmiştir. Gönderirken şöyle bir ferman var. Hep ben konuşuyorum kusura bakma. İyi ediyorsun. İyi ediyorsun. Tabii konuşacak. Diyor ki gene 2. Selim'le başlayarak bu ferman. 3. Murat aynı anlamda bir ferman yayınladı. Sakın ola bu şartlara uymayan biriniz ola Kıbrıs'a sürmeyesiniz. Bunları sürdükten sonra Kıbrıs'a evvel işlerinde o kimanı satacaksınız bedelini vereceksiniz kendine eline evlat, ayali, silah ve
havalandıklarına beraber Kıbrıs'a göndereceksiniz ve 3 nüsha defter tutacaksınız. Bir nüsha Kıbrıs Beylerbeyi'nde kalacak. Evet. Bir nüsha sizin kadınınızda kalacak. Bir nüsha bana gelecek İstanbul'a. Ve 1573'te ilk defterler gitmiştir. İstanbul'daki Başbakanlık Osmanlı Arşivinde defterlerin tümünü bulmak mümkündür. Mümkündür. Bugün de mümkündür. Nitekim Profesör Doktor Mehmet Akif Erdoğdu dostumuz. Erdoğru dostumuz. Evet. Şeriye sicillerinden bile bir çalışma yaptı. Ev kaydetti buraya. Yani. Ve bir şeye dikkat çekeyim. Şimdi Karamanoğulları Beyliği arazisi dediğimizde Karaman şehri değildir ha. Tabii ki. Konya şehri değildir ha. Burada Akif Hoca'nın bulduğu... Aslında o yörenin, toplam yörenin adıdır orası. Bölgenin adı orası. Evet, toplam Konya yörenin şehrinden, adıdır. Karaman şehrinden ve Kayseri şehrinden buraya nüfus gönderilmemesi konusunda ferman vardır. Mehmet Akif Erdoğru burada. Onun için bizim insanlarımız çok adet ettiler. Biz Konyalıymışız. Yok değilmişim be kardeşim. Yok. Karamanlısın başka, Konyalısın başka. Çünkü farklı uygarlık tüzelerini temsil eden iki farklı yerleşim biçimi. Evet. Yani farklı boylar. Farklı boylardır. Karaman'da şimdi göreceğiz birazdan zaten. Yani Konya'da zaten yerleşen şehirli insanlar boyu kalmamıştır artık. Evet. Onun için adeti, geleneği, huyu, suyu daha farklıdır. Çok daha farklıdır. Evet, evet. Evet. Şimdi söylemek istediğim ben işte 1745'e kadar sürdü bu sürgün derken geçen gün Türk Tarih Kurumu'nun Tek Örgütleri diye bir kitabı geçti elime. Öyle küçük bir kitap. 1850'ye kadar devam etti aslında. Böyle bir kitap geçti. Evet. 1870'te hala sürgün var. Aynen. Şimdi 50'ye kadar dediğim oydu. Evet. Çünkü Ataköy'ümüz yani Ergazi'de 1850'de gelip yerleşen aileler var. Ben onun da kütüğünü çok iyi inceledim. Evet. Mesela bizim köy diyorum artık oraya. Bizim köyümüzde 1850'lerde gelip yerleşen aileler var. Var yani işte çünkü... Ve çoğu Kayseri'den gelmiş onların. O yöreden. Uzun yayladan. Kayseri şehri değil. Evet, uzun yayladan gelmiş evet. Onların çoğu. Evet. Bravo. Ha, şimdi Kayseri'ye bağlıydı. O zaman Sivas'a bağlıydı. Evet, evet. Şimdi... Ve avşardılar. Yani soyu sobu da bellidir. Hepsinin belli zaten. Bey dili var. Efendime söyleyeyim. İşte Şanlılar bey dildir mesela. Bayat var. Şan bayatları var. Yoğun olarak avşarlar var. Evet. Yani. Evet. Ve bunlar etnik aidiyetlerini bilen insanlardır. Yani bugün de biliyorlar. Evet. Bugün bile biliyorlar. Ha biz Kıbrıs'ta farklı olaylar yaşadığımız için o aidiyetler birazcık unutuldu. Veya unutturuldu. Mesela benim annemin köyünde rahmetli Hayrettin dayımız vardı. Böyle korsak alması icap ettiğinde dedi ki biz boyunu inceliyik. Evet, boyunu inceler hala var. Ha, ne demek olduğunu bilmez ama bir Türkmen obasından olduğunu söyleyerek övünürdü. Evet. Sonra annemin Hayrettin dayı ne diyor bu boyunu inceliyik bir yerin yok dedi. Şimdi obanın özelliği hala yörüklerle ilgili kitaplarda Türkiye'de yayınlanan der ki kelimelerin son hücresini uzatır ve soru takısı kullanmaz. Elyede nasıl konuşurlar? Kelimenin son hücresi uzar. Evet doğrudur. Ha. Doğrudur. Soru takısı yok. Ve boynu inceler hala var. Var. Hala var. Bavusa'da da boynu inceler var. Türkiye'de de var. Türkiye'de aşiret var. Reislerini de ben onların, tabii şimdi aşiret reisi diyoruz ama en çok saydıkları, kendini aşiret reisi olarak gören, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapmış bir liderleri var. Ben ondan konuştum bu geçmişi, onlardan da sorguladım. Evet, evet. Boynu incelerinden. Evet. Mausa'da şeyleri, akrobaları var. Var. Ben Mausa'da çalıştım biliyorsun, hastanede. Vardı, iki tane hemşanım vardı. Biri Antalyalar bölgesinde otururdu. Boynu inceli. Boynu inceli, evet. Ha, öbürü de Karakeçili. Evet. Yani bu adı... Karakeçli. Yani, Karakeçili diyoruz ama Karakeç oldu adı. Ha, Karakeç oldu şimdi ama Karakeçili Osmanoğulları ailesinin içinden çıktığı boydur. Evet, yani, doğrudur. İkinci Abdülhamit, ikinci Wilhelm geldiğinde İstanbul'da esnaf geçidi yapılıyor. Karakeçililer geçerken
2. Abdülhamit bizzat eğilip kulağına 2. Wilhelm'in işte benim akrabalarım demiş. 2. Abdülhamit da biliyordu o aşiretten olduğunu yani. Unutulmuş şeyler değil bunlar. Yani. Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar güzel. Nazım şimdi bir harita daha koyacağım şeye. Ekrana bir harita daha koyacağım. Bunun çok benzeri şimdi ekrana geliyor. Deminkinin çok benzeri ama sol ortaya bakın. Sol en sol ortaya bakın okunabilirse orada Yalvaç'ı işaretledim. Evet. Koyu yeşille. Evet. Şimdi Yalvaç'ı niye eşitledim? Niye işaretledim oraya? Eşim, ikinci eşim Yalvaç'tı. Ailesi Yalvaç'tı. Evet. Kendi Ankara doğumlu. Ve biz bundan 2 sene evvel Yalvaç'a gittik dedik. Tamam gidelim görelim aileyle, hanımın ailenin kökleriyle tanışalım. Evet. Ankara'daki aileyle tanıştık. Ve ben Yalvaç'a gittiğim vakit neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Nazım. Evet. Niçin bilir misin? Velespit lafını ilk defa Türkiye'de Velespit lafını Yalvaç'ta duydum ben. Evet. Ve kulak dedim bir daha söyle. Neden sen? Velespit. Nedir Velespit? Bisiklet. Şimdi ben hiçbir yerde Türkiye'nin birçok yerini dolaştım ama hiçbir yerde duymadım. Ondan sonra merak etmeye başladım. Şafk. Şafk kelimesini duydum. Şafkı aç, şafkı kapa. Allah Allah dedim şafkı biz de kullanırız Kıbrıs'ta. Sonra aslında çok da güzel bir cümle kurdular oradakiler. Yak klimayı dedi. Ben dedim yak klima yakılmaz ki. Klima açılır kapanır. Türkiye'de açılır kapanır. Evet, Kıbrıs'ta yakılır. Evet. Dedim bu kadar benzerlik olamaz yani. Klimayı yak Yalvaç'ta. Nasıl yakılır klima? Sonra başladı kelimeler çoğalmaya. Ayşaba. Ayşaba. Evet. Ben hiç Türkiye'de Ayşaba duymadım. Ama Yalvaç'ta Ayşaba var. Şimdi Ankara'da İstanbul'da duymadın. Tamam yani duymadım. Daha başka ama şeye de gittim. Yani Diyarbakır'dı, Mardin'di, Van'dı, Mersin'di, Adana'ydı. Onlarda hiç Ayşaba'yı duymadım. Ayşe Aba'yı duydum ama Ayşaba'yı duymadım bizim evet. Kıbrıs'taki gibi. Aba kelimesini duymadım. Aba, Yalvaç'ta Aba var. Evet. Yalvaç'ta Peşkir var. Abla yoktur, Aba var. Aba vardır. Peşkir Aba vardır. Var, evet. Peşkir var. Ayak yolu var. Ben ayak yolunu hiçbir yerde, bir tek Azerbaycan'da duydum. Evet. Azerbaycan'da ayak yolunu ikinci defa Yalvaç'ta duydum. Yani kökenlerimizden geldikten sonra aslında bizim köklerimizin nerelerden olduğunu Yalvaç bana çok söyledi. Behane duydum. Evet. Behane. Hemen duydum. Hemen. Biz hemen deriz. Evet. Hemen gideceğiz. İsmail duydum. İsmail değil. İsmail. Evet. İsmail duydum. Sen hiç duydun mu İsmail? Yani Türkiye'de ben İsmail'i Yalvaç'ta duydum. Ramazan duydum. Ramazan. Karpuz duydum. Karpuz. U'u olmuş. Evet, evet. U'u olmuş. Karpuz. Karpuz. Karpuz duydum inanamadım. Çamur duydum. Mapus duydum. Yani evet. Mapus'a gitmiş değil, Mapus duydum. Evet. Naban duydum. Naban. Ben hiç Türkiye'de Naban'ı duymadım ama orada Yalvaç'ta Naban'ı duydum. Gurdalanmak. Hiç duydun sen gurdalanmayı? Hayır. Hiç gurdalanmak Yalvaç'ta var. Gurdalanmak yani bir şeyle oyalanmak manasında evet, tabii. Evet. Gelding. G ekini ilk defa Yalvaç'ta duydum ben. Gelding. Geldin yahu. Geldim. Sende de olacak evet, şimdi. Evet. Pişirmek. Pişirmek değil. Pişirmek. Evermek. Evermek başka yerlerde de duydum ben. Anadolu'da ama Yalvaç'ta var. Urba duydum. Sen hiç Urba'yı duydun mu başka yerlerde? Urba. Urba. Urba şeklinde şeyde halk şairlerinde duydum. Duydum. Urba'dan sonra Potin'i de duydum. Potin. Ha, Potin. Potin bize mahsustur Potin. Ben hiç Türkiye'de sen Potin'i. Evet. Hiç duymadım Potin'i ben Türkiye'de. Eğlenmek. Ama bu eğlenmek çalıp oynamak değil. Gecikmek manasında eğlenmek. Evet. Hiç Türkiye'de ben duymadım. Ya kusura bakmayın eğlendim. Eğlendim geleyim. Yalvaç'ta duydum ben bunu. Ama başka yerde duymadım hiç. Gıvrak. Kıvrak değil G harfiyle gıvrak. Kolonya. Kolonya. Kolonya derdik biz. Hatırlarım. Evet, evet. Kolonya. Reşper. Reşper. Rençper. Renk doğrusu rençper ama. Şeyde de Yalvaç'ta da reşper. Bizde de reşper. Bu harhar etmek. Hiç duydun mu sen harhar etmeyi? Duymadım. Harhar etmek.
Yalvaç'ta harhar etmeyi kullanıyorlar. Çok gezim dolandım ben bunları araştırdım yani ama bu harhar etmeyi duymalıyım. Harhar etmek. Yalvaç'ta ben bunlar benim kulaklarımdan duyduklarımdır. Evet. Kitapta okuduklarım değil. Evet. Kulağımdan duydum. Kaş karartmak. Kaş karartmak. Kızmak. Yani kötü kötü bakmak. Kaş karartmak. Yoktur Türkiye'nin hiçbir yerinde. Bir tek Yalvaç'ta var. Yütmek. Yütmek. Yani hileyle bir şeyi elde etmek. Yütmek. Ha, evet. Son bir tane daha var şimdi güleceğin. Pirilli. Hiç duydun mu Pirilli? Hiç duymadım. Evet. Pirilli. Yalvaç'ta çocuklara sordum. Hala daha Pirilli derler. Demek ki biz burada uydurmadık bunları. Biz bu kelimelerin biz hiçbirini uydurmadık. Ha. Bunlar bizim geldiğimiz yörelerin köyleri. Ve ondan sonra o yüzden haritaya koydum. Haritada sol tarafa bakarsak haritanın, yani Seydişehir, Beyşehir, Ilgın, Akşehir, Konya'nın bunların hepsi batısında. Sonra geliyor İsparta'ya, İshaklı ve Yalvaç. İshaklı şu anda Afyonkarahisar'da ama Yalvaç'tan arası herhalde 10-15 kilometre. Yalvaç'ın Akşehir'den arası 10-15 kilometre. Ve belli ki bizim bu Mesarya bölgesi, Baf'ı karıştırmıyorum, Lanaka'yı karıştırmıyorum Limassol'u. Ama belli ki bizim Mesarya ve Karpaz bölgesinin kökleri buralardan. Şimdi hocam zaten biliniyor ki Latinlerin boşalttığı 76 tane köye yerleştirildi bu insanlar. Mesarya'da 76 tane köyü boşaltmışlar. Köy, Mesarya ve Mezoto'da. Mezoto'da. Evet. Mesarya ve Mezoto'da. Mezoto'da Lanaka ilçesinin Orta Çağ'daki baronluk merkezinin adıdır. Mezoto evet. Hale var. Baronluk evet. Merkeziydi orası. Dolayısıyla o gayet açıktır. Gayet açıktır. Bu Kıbrıs ağzı konusunda ben şimdi bu Kıbrıs Türk tarihi veriyorum ya. Ortak kelimeleri koydum ekrandadır şu anda. Evet. Ha. Ben Kıbrıs ağzı diye bir derse ona, yani iki saat anlatıyorum Kıbrıs evet. ağzını. Yetmiyor bana o iki saatte. Belki ileride master doktora yapmaya niyetlenen biri olur. Bu alanlarda da daha kapsamlı çalışmalarımızı da aktarırız. Öğrenci olarak al beni, bayılırım. Kıbrıs ağzına bayılırım gerçekten evet, Nazım. Evet. Şimdi bu kitapta kapsamlı bir çalışma var bu hususta ve birkaç tane böyle liste var. Bütün bu şeyleri de ses değişimlerini de hep şeyden Büyük Türkmen ozanlardan örneklerle. K'lerin G olması. Evet. I'ların U olması. Evet. Bunları mesela çizgi. Hecelerin uzaması. U yerine U değişimi. Mesela uğraş değil uğraş. Evet. Efendim uğramak değil uğramak. Karacaoğlan'dan. Evet. Mesela Vireni Baba'dan. Oğradın bir yerde dahi yedi şahsız bir hesap. Mesela Üzengi yerine Özengi gibi. Evet, evet. Yahut da unun mesela şeyden gene bir Antep Türkmen manisinde bağın verdiğim özüme çıbık değdi gözüme. Çıbık, çubuk. Çıbık, değil. Evet. Çubuk. Efendim, karakoyun bazuludur. Pardon. Karakoyun kuzuludur. Sağ ayağı bazılıdır. Bazı. Bazı. Evet. Bazı. Bazı. Efendim gibi böyle şeyine kadar nedir dil bilgisi kurallarına kadar incelediğim birkaç tane böyle liste verdim. Mesela acışmak, kaşınmak. Evet. Mesela. Acışmak doğrudur. Ha, doğrudur. Bürümcük, ipek kumaş. Efendim nazalge, gayl olmak, bundan geldiği, güman, akıbet, sonuna demektir. Yani biz evet, akıbet. Bundan sonra akıbet ölürüm. Yani, ha. Dadaloğlu'ndan, Karacaoğlan'dan ve diğer Türkmen ozanlardan örneklerinden bunların Kıbrıs'ta kazanılmış şeyler olmadığını, nitelikler olmadığını, Anadolu'da da belirliyor yerlerde, aynen kullanılmakta olduklarını bu kitaptan anlattım. Yani şu anda derste anlatıyorum. Çok da iyi ediyorsun. İşte ekrana koyduğum, benim kulaklarımdan evet. duyduğum, inanamadım. Evet. Pirilli, ben Pirilli'yi hiç duymadıydım Türkiye'de. Pirilli'yi kimse bilmez, Yalvaç'taki bilir. İnanamadım ben. Bunu Velespit, ben de duymadım. Yalvaç'a gitmedim çünkü. Velespit, hiç duydum. Beydağlarına çok gezdim. Bir kısmını biliyorum onun için. Ama Yalvaç'a uğramam mesela, yolum düşmüyor. Mesela Ege'de Velespit yoktur hiç. Ege'de. Yani ben ta şeyden, yukarıdan, Balıkesir'den. Evet. Aşağıda şeye kadar Antalya'ya kadar çok dolaştım oralarda. Evet, evet. Velespit hiç duymadım. Velespit
İlk defa hayatımda Yalvaç'ta. O da 2 sene evvel. Evet. Düşün. Evet. Evet. Hiçbir yerde kulağıma gelmemiş. Pirilli, inanamadım Pirilli'ye. Yani bu şeyi, bu dili, biz burada dinmiş değiliz yani. Taşıdı şöyle, o göç esnasında taşıdık getirdik. Sonra 350 sene bu adada izole yaşadık. Evet, hiç kaybolmadı. Ve olduğu gibi kaldı. Çünkü mektep medrese de yoktu. Evet. Okuma da yoktu. Edebiyat sözü edebiyat şeklindeydi. Nesilden nesile aktarılıyordu. Ve nasıl konuşuluyorsa öyle konuşularak korundu ve geldi. Nazalge örneğin. Nazalge. İstanbul ağzından başka bütün Türk lehçelerinde vardır. Gidemen, gelemen. Evet. Vardır. İstanbul evet. ağzında yoktur yalnız. Ama ulusal dil haline İstanbul ağzı gelince nazalge ulusal dilden düştü. Halit Rıfkı Atay Çankaya'da anladır ki bu dil çalışmaları esnasında 3 tane sorunla uğraşmışlar. Nazalge'yi bir ne yapacağız? Yok farz edilme. Evet. Kaf ile kefi nasıl ayıracağız? Yani mesela kar ile kar. Kar ile kar. Kar. Demişler ki kefi küyle gösterelim. Yumuşak keler evet. küyle yazılsın. Önün Kazım küyle yazılsın. Kar küyle yazılsın. Kazım Karabekir Paşa benim adımı Gavurca mı yazacaksınız diyerekten sallamış ortalığı. Bunlar da ondan yılmışlar ve köyü çıkarttılar. Bir ka koydular. Türk olan bir yerdeyler. Bilmiyorum ama bugün görüyoruz. Bir insan ticaret yapıp kar yaptığını söylüyor. Evet, evet. Çünkü yazı aynı yazıldığı için bilmeyen de aynı okuyor. Çünkü anında şapkası yok. Anında şapkasını alır. Türk Dil Kurumu Allah razı olsun. Ve tam onardı. Tam onardı. Tam evet. ongardı. Ongardı asıl. Tam ongardı. Evet. Ve bugün takur tukur 300 kelimelik bir Türkçeyle insanlar konuşuyorlar. Evet. 300 kelime. Takur tukur. Ahengi de yok. Evet. Kalitesi de yok. Hecesi yok. Osu yok. Busu yok. Evet. Bu sıkıntı da bir genel Türkçenin sıkıntısı. Ama bizde Kıbrıs'ta bu sıkıntı yoktur. Farklılığımızda taşınılıp getirilmiştir. Burada oluşturulmuş değil. Burada oluşturulan ne var? Onu da söyleyelim. Şimdi inkar etmek yersiz. Yok biz doğruları söyleyeceğiz. İnkar etmek yersiz. Bir miktar insanın burada Müslümanlaştığı iddiasını taşıdığı tarihse bir gerçektir. Evet. Ne kadardır bu insanlar? Şimdi İngiliz yönetimi geldiğinde yaptığı nüfus sayımında 1878 nüfus sayımında ve 79 muydu? Nüfus sayımında adada Türkçe konuşan Müslüman olan ve Türk'üm diyen 47 bin kişi olduğunu evet. Helence konuşan Ortodoks Hristiyan olan ve Helenim diyen 170 bin kişi olduğunu Gregorian olan Ermenice konuşan ve Ermeniyim diyen 5 bin kişi olduğunu İtalyanca konuşan Latin olan Latinim diyen 5 bin kişi olduğunu ve Katoliyim diyen ve Katoliyim diyen 5 bin kişi olduğunu 1500'e kah Müslümanım kah Hristiyanım diyen bir topluluk olduğunu. Ne diyorlardı onlara? Dinovambaki. Askere gitme zamanında Hristiyanım diyor. Askerde kaçmaya çalışıyor. Vergi zamanında. Bedeli askere vergi söyleneceğinde Hristiyanım diyor vergiyi vermemeye çalışıyor. Ve bunun sonucunda Osmanlı da bundan dayak atarak hem askere götürüyor hem de vergi alıyor. Ve bir kısmında adayı terk etmek zorunda kaldıklarını bunların bahsederek Laynan ve Pambuk'tan ipek pamuk pardon keten pamuk yani hem keten hem pamuk ya da ne keten ne pamuk diye bir topluluk olduğunu söylüyor. Şimdi Müftü Hacı Hafız Ziyaettin Efendi'nin Baba Ali'ye gönderdiği ve Şeyhülislam'a gönderdiği yazılar da yayınlanmıştır. Bir miktar Müslümanın Hristiyanlaşmakta olduğunu iddia ediyor bunların bir kısmının. Evet. O tabii bir müftünün bakışıyla 19. yüzyıl sonlarında bir müftü bakışıyla o onları aldım kabul ettim demek. Diyken adamlar vazgeçmeye başladı ansızın. Çünkü kiliseler üstüne gitti.
Vatikan'la buraya temsilci gönderdiği. O da Katolikler azından çalışıyor. Bir dönem Nazım sözünü kestim. Yani 19. yüzyılın sonlarıyla, yani 1878'den sonra ve 20. yüzyılın ta 31'lere 32'lere evet. kadar Türklere müthiş bir misyoner baskısı oldu. Yani Hristiyan misyonerler geldiler ve Türkleri işte. Hristiyanlaştırmaya çalıştılar. Atacığım, Türk Hristiyanlaşmaz. Yani şimdi Hristiyanlaştırmaya çalıştılar dedim. Hristiyanlara söyleyecek ve nasıl diyeyim, kötüleyecek diye Rumları kendi yerlerimizi kötülemek değil. Böylece yani. Çünkü 5000 tane Rum 1821'de Müslüman olduk deyip canını kurtarıydı. Tanzimat'tan sonra geri döndü. Evet. Zamanın müftüsü onlar da yazdı. Türkler Hristiyanlaşıyor diye. Türk dediler ki kılıç korkusu Müslüman olduk dediydiler sadece. Şimdi bu dönme hareketleri ki kimseyi bugün geçmişte dedesinin etnik kökeni neydi diye bakıp yargılamak doğru olmadığı gibi modern ulus kavramı çünkü kan bağı değildir. Bir bilinçli politik seçimdir. Evet. Kimseyi de etnik kökeninde bilmem ne vardı diye övünme sebebi yapmaması lazımdır. Eşit derece ırkçılıktır her ikisi de. Aynen. Şimdi 750 tanesi bu 1500 kişinin yarısı Müslümanlaştı, yarısı Hristiyanlaştı. Aşağı yukarı ortalama. Linobambakilerin. Bölge köylerine bakarsak, şimdi köylerin adını saymak istemem, orada yaşayan samimi insanları üzmemek için. En doğrusu saymamaktır. Zaten. Evet, evet. Ama bakarsak yandaki Hüyula gibi köyün, ki o da Yunanlı köyüydü, bugün Rum köyü diye bilindiğini, yandaki küçücük köyde Türk köyü olarak bilindiğini evet. görürsek, çoğunluğun Ortodokslaştığı, bir azınlığının Müslümanlaştığı, toplam sayısı 1500, 750'si Müslümanlaştı desek, 47 bin ile 60 bin arasındaki bir Müslüman Türk nüfusunun içerisinde 750 tane Latin kökeninden gelme ve din değiştirmiş insanın torunları da vardır. Şu anda sanki hepimiz öyleymiş gibi bir hava basmaktadırlar. Ve Avrupalı olacaklar zannederler. Öyle göya. Öyle yapmakla. Yani çünkü sanki Avrupalılar Hindistan'da doğan İngiliz Avrupalı kabul ediyorlarmış gibi. Gibi. Rudyard Kipling Avrupalılar, İngilizler Hint'i kabul ediyor. Aynen. Ha öyle, hem de Rudyard Kipling yani. Ha ya da Güney Afrika'da doğan bir Hollandalıyı Hollandalılar Avrupalı kabul etmez. Asla kabul etmez. Afrikalıdır. Rodezya'da doğana şimdi adı Zimbabwe oldu. Zimbabwe oldu. Ha. Asla kabul etmezler. Ha. Öyle bir avantajı yoktur yani bu zaman heveslenmesi insanlar ama bir tercümesine senin yaptığın Eskata Siptia'da Rahip Kalippo ki adadaki Katolik şeydir metropolitlerden birisidir. Lefkoşa bugünkü büyük hamamın olduğu kilisenin evet. papazıydı. Evet. Venedik Doçu'nun yazdığı bir rapor vardır. Orada Lefkoşa'nın fethini falan filan anlar. Venedik Doçu'nun evet. evet. Ve der ki biz namusumuzla savaştık, öldük. Kılıç karşısında boyun eğmedik ama aramızdan 7 tane şerefsiz kelime-i şehadet getirdi. Müslümanlaştı. 7 adet. Sonra gene Eksepta Siptia'da buluyoruz ki adaya gelen Osmanlı görevlilerden 2 tanesi kendine verilen Düzinyan Sarayı'nda o ailenin eskiden oranın sahibi olan ailenin kızını buldu ve onlar evlendi. İki taneciler, iki kız. Şimdi bu 7 tane Latin asilzade inan, bu 2 tane İtalyan kız tavşan cinsi olsalardı bu kadar yürüyemezdiler. Doğrudur. Nasıl? Doğrudur. 7 kişiden 200 sene kaç kişi olur ya? 30 kişi olur. Ancak. Yani. Hadi 40. Hadi 40. Onun için şimdi bu Linovambakili'yi abartmak ve kılıç zoruyla Osmanlı'nın kılıç zoru geldi canım kardeşim. Sahtekarlığından vergi vermesin. Ne yalan söylemek iyi deden. Bana bunu söylemek zorunda bırakma beni. Yani bir sana şirince yapmıyordu Müslüman ol diye. Vergi zamanı. Müslüman asker zamanı Hristiyan olurlardı evet. ki evet. Osmanlı Hristiyan askeri almazdı. Evet. Müslümandan da vergi almazdı. Vergi almazdı. Askeri almazdı.
Evet. Şimdi nüfusumuzun böyle bir yapısı, evet, nüfusumuz içerisinde böyle bir yapı, evet, vardır. Ve bu konuştuğumuz Türkçe'de katkısı vardır bu durumun. Gene Refik Halit Karay'dan, pardon, Halit Rıfkat Hay'dan bir şey söylüyorum, Çankaya'dan söylüyorum söyleyeceğimi. Der ki, her dil bir başka dilden ödünç kelime alır. Ama hiçbir dil bir başka dilden kural almaz. Öyledir. Alamaz zaten. Mümkün değil. Mümkün Miş değil. Bir gün gittim Lefkoşa'ya, dersen Latince'yi Türkçe konuşuyorum. Esas ruhundaki dilin ne olduğunu bana ele veriyor. Evet, doğrudur. Ha. Doğrudur. Yani Rumcadan, Rumcayı Türkçeleştiremezsin, Türkçeyi de Rumcalaştıramazsın. İskelet farklı. İskeleti farklı. İskelet farklı çünkü. Ona dikkat etmek lazımdır. Yoksa kelime üretmek veya ödünç kelime almak. Yani mesela Huni Rumcadır. İlk duyma şaşırdıydım. Evet. Bunun gibi sayısız Rumca kelime var konuştuğumuz, Türkiye'de de konuştuğumuz dili. Rumcada da Türkçeler var. Rumcada dünya kadar Türkçe kelime Türkçe var. Türkçe kelime var. Karpuzi'den tut da Cacikiye, Kabakiye kadar. Hepsi var. Gidiyor. Lokmades. Lokmades. Evet. Dolmes. Evet. Dolmades ya, doğrudur. Gibi. Beraber yaşayan halklar, yan yana yaşayan halklar, savaşırken bile kültürel alışveriş yapıyorlar. O mecburdur yapmaya zaten. Onu bilmeler. Mecburdur. Evet. Aslında biz bu akşam 1571'in gerisine gitmedik. Aslında adada Türk varlığı 8. yüzyıldan başlıyor. Turkopollardan başlıyor. Ben onları Türk kabul etmem ama. Benim o Memlük Türkleridir onlar. Yani ben Katolikleşmiş olan Türk değilim. Ben onu hiç taviz alırmam. O dönem Müslümanlar Müslümandılar. O dönem. Kim? Şeyler. Türkopol olduktan sonra Denores ailesi. Mesela Türkopol değil. Evet, Türkopollar. Kimi de onlar. Aslında bir kısmı Balkanlardan gelen Arnavutlara verilen isimlerdi. Bir kısmı da Memlük Türklerinden gelen ve adanın kıyılarını bekleyen askerlerdi. Memlüklerin bir bunlar, Türk değil ama. Bir kısmı Türkmen boylarından. Şerkez de var, Türkmen de var. Türkmen boylarındandır. Evet. Ve bu 8. yüzyıldan ta 13. yüzyıla kadar devam etti. Evet. Ve ne vakit burayı Gaydelüzinyan aldı 10. yüzyılda ve 11. yüzyılda, ondan sonra yavaş yavaş değişmeye başladı. Aslında Bizans, buradaki Bizans valileri deyim, Bizans valileri adanın güvenliğini Turkopollarla sağlıyorlardı. Yani bana göre oraya... Paralı askerlerle diyelim. Paralı evet. Askerler deyince tabii önemli bir kısmı 10. yüzyıldan itibaren Mavere-i Nehir'den aşağıya inen Kürtler, evet, pek çok devletin ordusunda paralı askerlik yaptılar. Yaptılar. Genlerinde askerlik olduğu için. Evet. Yani ben o yüzden Kıbrıs'ta Türklerin varlığını 16. yüzyıldan değil 8. 9. yüzyıldan başladığını düşünürüm. Başladığını, tabii biz hep Oğuz boyunu düşünüyoruz. Yani kendi boylarımızı düşünüyoruz ama bana göre onlarda da Türk kökenliği vardı. Şimdi vaftiz olup katolikleşmiş adamı, hele o zaman ümmet düşüncesinden düşündüğüm zaman, Türk diye tanımlamayı, ben bir ara rahmetli Avrupa'ya takılayım, incireyim diye yazdım ki 1426'da Kıbrıs Kralı'nı Memlükler esir aldı, Kahire'ye götürdü. Adada Kral Naibi Denores kaldı. Evet. Denores Türkopol. Kimiydi? Türkopol'du. Türkopol'du. Ve zannetme ki adam ilk Türk yöneticisi sensin. Rauf Bey senden evvel de vardı diye. Çok iyi ettin. İncireyim diye Rauf Bey yazdım bunu. Allah rahmet eylesin, Allah rahmet başkanımız. Eylesin. O da Allah rahmet eylesin. Böyle bir hoşgörü sahibi insandı ki güldürdü bunu yazmama. Ama Türkçe konuşmayan, hiçbir Türk inanışını sürdürmeyen, vaftiz olmuş ve Katoliklerin emrinde Katolikleşen adamı, o anlamda, yani o çağdaki anlamda Türk kabul etmiyorum. Yani bugün olabilir Türk ve Katolik ama o zaman ümmet zamanıydı. Türk diye yorumlamam ben onları. Başka bir programımızda tartışırız bunları güzel güzel. Evet. Sevgili seyircilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Biz hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Gelecek hafta gene ilginizi çekecek, gene bizlerle ilgili bir konuyu bilginize getireceğiz. Ben hayırlı akşamlar diliyorum. Sözü Nazım kardeşime bırakıyorum. Teşekkür ederim.
izleyenlere de sana da teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Geçen haftaki programımızın Facebook'taki paylaşımın altına birisi Türkiye'den dedi sanırım. Dedi ki arşiv niteliğinde bir program yapıyorsunuz. Evet, evet. Dedi. Yani şimdi akademisyen diye adının başına ünvan yazıp da Üçgen Bey Kübra'dan konuşan adam olmaz. Olmaz, mümkün değil. Arşiv niteliğinde olması lazım tabii ki konuşmanın. Ama o dostumuza da bizi gene izliyorsa teşekkür ediyorum. Takdir ettiği için bizi ve herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.